Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda farklı bir ilandan bahsetmiş olacağız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan memur alımı başvurusu başlamış oldu. Toplamda 200 aday çağrılmış olacak. 10 memur alımı da gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Şunun bilgisini başta vermek istiyorum ki alım sayısı azaldıkça ve başvuru şartlarını karşıladığınız takdirde emin olun bu sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü herkesin başvurduğu yerde puanlar bir hayli yüksek kapatılıyor. Fakat az alımın olup da herkesin başvuru yapamadığı bir ilanda sizlerin şansı daha da fazla oluyor. Ben elimden geldiğince ilanları takip ediyorum. İlanlar, duyurular geldikçe kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye çalışmış oluyorum arkadaşlarım. Lütfen size de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgilerden, süreçlerden, atamalardan, her türlü ilandan haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. İnşallah en kısa sürede en iyi noktaya atanmış olur ve ben zaman zaman videoların sonlarında atanmış olan dostlarımızı paylaşıyorum. Size de bir gün inşallah atanmış bir şekilde videonun sonlarında kendi yorumunuzu, kendi mesajınızı okumanız umuduyla arkadaşlarım. Peki Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun memur olma hakkında sizlere bilgi aktarmaya başlayayım arkadaşlarım. Öncelikle genel bilgi verecek olursak da Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı sınavından Genel İdari Hizmetleri sınıfından açık bulunan 8. derece kadrolara görev yapmak üzere 10 adet kişisel verileri koruma uzman yardımcısı kadrosu için 2020 ve 2021 yılı kamu personeli seçme sınavından sonuçlarına göre 09.10.2021 tarihinde yazılı sınav yapılmış olacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava çağrılmış olacak arkadaşlarım. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar ile yazılı sınava çağrılmış olacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilmiş olacaktır. Genel bilgiyi verdikten sonra tabloya şöyle bir göz atalım sizlerle beraber. Hukuk fakültesi alınacak toplamda 80 kişi sınava çağrılmış olacak. KPSS P4 puan ile sizler başvurunuzu yapmış olacaksınız. En az 75 almış olmanız kaydıyla. Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme gibi bölümden mezun olan kişiler de sınava çağıracak aday sayısı 40 kişilik olacak şekilde KPSS P33 veya KPSS P38 her iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılmış olacaktır. Bir başka alımda ise elektronik, elektrik elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisi ve bilişim sistemleri mühendisliğinden toplamda 80 kişi sınava çağrılmış olacak. Burada da KPSS P3 puan türüne en az 75 almış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz bölümden mezun olmanız gerekiyor ve en az 75 puana sahip olmanız gerekiyor ki buraya başvuru yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Geriye kalan tüm önemli bilgileri ben açıklama kısmına bırakmış olacağım. Sizler oradan ulaşmış olabileceksiniz. Sınavın başvuru tarihi ve şeklinden bahsedecek olursak da sınav başvuruları 31.08.2021 yani bugün itibariyle 27.09.2021 tarihleri arasında kurumun internet sitesinden indirilerek dolduracak kişisel verileri koruma uzman yardımcısı yarışma sınavı başvuru formuna aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle ben yine istenilen belgeleri açıklama kısmına bırakmış olacağım. Başvuru süresi içerisinde kuruma şahsen veya postoyla teslim edilerek yapılmış olacaktır. Son başvuru tarihinde saat 18.00'dan sonra kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Yüksek ihtimalle 2021 KPSS sonuçları da 15 Eylül'den önce açıklanmış olacaktır. 15 Eylül'den sonra da sizler başvurunuzu yapmış olabilirsiniz. 27 Eylül'e kadar devam ediyor sevgili dostlarım. Peki sınav giriş belgeleri hakkında konuşmuş olalım biraz da. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adayların sınavları fotoğraf, TC kimlik kartı, ehliyet, pasaport veya evlilik cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. Sınav yeri, bina, sınav salonu ve sınav no bilgileri sınav tarihinden önceki pazartesi günü veya en geç 08.10.2021 tarihine kadar yine ilgili linkten sizlere ulaşmış olabileceksiniz. Ben bu linkleri de açıklama kısmına yazmış olacağım. Sınav tarihi ve yerinden bahsedecek olursak da yazılı sınav 09.10.2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 15 Temmuz Şehitler ve veya Milli İrade İleşkilerinde gerçekleştirilecek olup sınav salonu ve saati yine aynı şekilde ilgili linkten ilan edilmiş olacaktır.
Adayların sınav saatine en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi olması gerekmektedir. Sınavın başlamasından önceki son 10 dakikadan itibaren binaya aday girişi kabul edilmeyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun memur alımın başvuruları bu şekildeydi. Sizlere uyduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapmış olun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktaya atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Farklı ilanlar, farklı duyurular bekliyoruz. İlanlar, duyurular geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Videonun devamında atanmış olan dostlarımı size göstermiş olacağım. İnşallah size de bir gün atanmış olarak kendi yorumunuzu, kendi mesajınızı videonun sonunda izlemiş ve dinlemiş olursunuz diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alımların olması umuduyla hoşça kalın. Videonun devamında atanmış olan dostlarımızla beraber.